Kaybın var mı? Yok. Başkanım, hizmet var. Yok değil. Yok, şimdi evet. Açık net konuşalım. Şimdi burada AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP değil. Bak benim rozetim yok. Hay hizmet var diyorum başkanım. Nasılsın? Hepinizden Allah razı olsun başkanım. Hepinizden Allah razı olsun. Sana bir şey diyeyim. Sağ olun. Kızım bu Suriyeliler evimizdeki eşyaları çalıyorlar. Onu da geldim ben. Yani bu oyuncu dükkanımızı sayıyorlar. Şu evimizde bir şey koymadılar. Yani bunu biz aha deprem oldu evimizin memleketimizi terk etmedik. Televizyon alacağım başkanım. Ne var onlar terk etsin de geçsinler Türkiye'mizi. Ne istiyorlar? Çalmışlar her şeyi. Yani yiyeceğimizi içeceğimizi bunlar. Suriyeliler alıyor ya. Suriyelilerden alıyor. Ben sana bir şey sorayım mı? Sen diyorsun Suriyeli çalıyor. Evet, doğru mu? Evet doğru. Sen gözünü gördün Suriyeli? Gördüm evet. Ben. Benim kapı boşumu çaldı. Ben iki gün ha polise sor ben Suriyeli. Oğlum. Ben Suriyeli. Bak deprem ben iki oldu. Gün ben oldu. Tek millet çıkarıyor. Tek millete çıkarıyor. Ha çocuklar burada ben oturuyor. Hiçbir şey yok. Sınacak. Millet başkanım bize bakmıyor. Burada iyi bir katliam olacak. Ben devlete yardım yapıyorum. Suriye'nin ben hiçbir şey demedim. Ne girecek bak. Yok ayıp ola ayıp. Ali başkanım. Sen kusura bakma. Desin. Bildiğin gibi değil. Yok biri değil. Şöyle yapalım. Başka zaman. Başkanım. Şu anda derdimiz farklı. Ayıp gelirse siz çıkarınız diyorlar. Hocam nereye gidelim? Ya zaten yok. Çadırlar yazılmıyor da. Gel sen şimdi bak çadır bulamıyorlar. Çadırımız var. Boş içine girdik size emanet durun diyorlar. Eğer sahibi gelse siz çıkarın diyorlar. Ev diyor başkanım. Evi soruyor başkanım. Evden çıkaracaklar diyor. Yok çadır çadır. Evimiz gitti zaten. Önemli buranın var ya şey önemli. Zoba lazım bize. Soğuktan yatılmıyor başkanım. Doğrudur. En önemlisi zoba burada. Üç kapı binanın altından iki tane çocuğun var. En önemlisi. Tamam. Ben tüp için konuştum Sayın Erdoğan'la. Evet, sağ olun. Dün yaptığı açıklama yani sizden aldığımız evet. bilgiydi. Evet. Şimdi buraya da onu göndermesi sağlayacağım. Teşekkür ettim babana rağmen. Çıkardık üç kat alttan. Ay. Kocası yok. Kocası yok. Kimsesi yok. Çadıra ihtiyacı şu anda. Çadırı ben ilgileneceğim. Kaç çocuk var? Hay şöyle. Ya, bir dakika şimdi şöyle yapabilir miyiz? Bunları biz Ankara'ya alalım. Bunlar bizim aile dostumuz. Tamam bak gelebilir misin? İki çocuğuyla beraber. Biz karşılayacağız. İki çocuğum var. Şimdi evin barkın var mı senin yok, burada? Kızım yok. Hiç tabii kalmaz. Hay sonra göndeririz. Şimdi burada buralarda bu soğuklarda kalacağını al çocuklarını ben sağlayacağım. Şey var yani ev organize edeceğim kalacak yer organize edeceğim kızım sana tamam mı Allah sonra dönmen canın istiyorsa dönersin burada da ailem var ha? Burada da ailem falan var ya ailen kaç kişisiniz köyde ben köydeydim zaten enkazdan sonra köye gittim daha bugün geldim hastaneden çıktım işte şimdi köye mi gideceksin buradayım köylerde burada. Yaşam daha zor oldu evet. Tamam bak burada yaşayıp iki çocukla ne yapacaksın kızım haklısınız ben onun için söylüyorum sonra dön yani telefonlarınız var. Birbirinize görüşürsünüz, edersiniz. Tamam. Yani şey efendim ben buradayım zaten. Bak şimdi organik başkan. Anlıyorum ben. Bak arzu ediyorsa tamam. Bu şekilde bir sistem anladım. Kurabilirim. Anladım. Sonra elbette dönelim. Sen koskocaman kadınsın. Çocukların evet. Kaybolacak halin yok beraber. Tamam mı? İstersen Antalya'da organizasyonumuz var. Hı hı. Otelde kalabilirsin yaza kadar. Ücretsiz herhangi bir şey yok. Çoluğun çocuğun beraber kalabilirsiniz. Tamam. Yanına işte ne bileyim ben anneni babanı da alabilirsin. İşi tamam. Gücü yoksa. Tamam. Ya da dersin ki Meral abla ben Ankara'ya senin bulunduğun yere geleceğim. Ankara'ya gelebilirsin. Tamam. Karar ver. Sonra dönersin. Tamam. Şimdi burada çocuk olmaz. Bayağı zaten. Bak olmaz. Bu, yani şeyden çıkmışsın. Bak, oraya bakalım. Çok kötü. Bak evet. Oradan çıkmışsın. Senin ihtiyacın var buradan ayrılma. Tamam. Şey için söylüyorum bunu. Senin tamam. Ve çocukların için söylüyorum. Tamam. Tamam. Yanlış bir şey olursa ilan edersin kızım merak etme. Tamam. Sağ olun vekilim. Allah razı olsun. Devletimizden, sizden Allah aynen sıkmasın. Tamam. Sağ olun. Bütün milletimizden razı olsun. Tabii aynen öyle. Biriniz hepimiz için. Herkesten Allah razı olsun. Biz aile dostu. Seray'ın tarafı. Benim hanım. Senin tarafını alayım benden sonra. Çadır yok. Bak başka bir şey yap. Annem, abim yurt dışına gitti. Çocukları bizde duruyor. Evet.
yengemin kayınbabası duruyor. Teyzem gibi bizde. Ya komşuların hepsi bizdeydi. Nerede yaşıyorsunuz şu anda? Yukarı Pazarcık diyorlar. Şimdi, Dolmuş'taydık. Şimdi bak başka bir şey söylüyorum. Şöyle yapabilir miyiz? Bizim yani işi gücü var mı insanların, bu insanların? Bir yok, yok. Şimdi şöyle yapalım mı? Biz Antalya'da otel sahibi arkadaşlarımızla anlaştık. 1150 yatak şeyimiz var, imkanımız var. Sen topla aileni. Tamam. Yol paranı falan hepsini biz organize edeceğiz, gidişini. Hı hı. Oğlum gidin Antalya'ya hep beraber. Sağ olun, Allah razı olsun. Tamam Edi. Bak rahatlayın. Bir şimdi buradan bir çıkın. Tamam ya mı? Ya insanlar da işte daha akrabaları altında bırakıp gidemiyorlar. Ölürse bile ne haber hayır, bekliyorlar. O başka, o başka. Ben şimdi sizin eğer ailenizin burada bir takanağı yoksa. Tamam. O, sizin için, onun için söylüyorum. Tamam. Yani bu şu psikolojiden çıkmanız açısından söylüyorum. Senin için söylüyorum. Tamam gidelim. Hem zaten çadırda da donacaklar da soğukta. Esma. Bunu bu çocuğu işte abisi işte kardeşi yurt dışında çoluğu çocuğu annesi babası bunları organize edin. Hemen. Bunlar Antalya'ya. Ama teyzemgil de var bizlerin. Ya onları da al be oğlum. Kaç kişi olur? İnadım benim. İnadım. İnadım. Kendime benzettim. İnşallah ben de bir gün gelmek istiyorum o mecliste. İnşallah, İnşallah. Ben de olacağım. İnşallah olur. Tamam. Sevgilerim. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Sağ ol, hoş geldiniz. Sağ ol. Bak dediğim gibi ben böyle geldim. Siz hoş geldiniz efendim. Yani öyle geldim. Tabii. Yani onun için. Tabii. İnsan olarak geldim. Tabii ki. Şimdi ben giderim sizin için, Cumhurbaşkanım için ölüme dahi giderim. Dün geldi buraya, yemin edeyim gelemedim, çok zoruma gitti. Ben başka bugünle... bir şey söyleyeyim. Hayır demek istediğim giderim ben. Yok yok yalnız, orada çoluğun çocuğun rahatlayabilir mi? Akrabalarım hep buradalar. Rica ediyorum yardımcı olun. Hayır, o çadır için olacağım. Ama çadırlar da çok soğuk ben şimdi gelirim, gördüm. Ben gelirim her yere gelirim başkanım. Yok sizi, eşim, sizi, eşim, sizin için söylüyorum eşim ben bunu. Eşim onay verdikten sonra ben her Konuş yere onunla. Gelirim. Konuş onunla. Esma. Hayır, buradayım efendim. Yanınızda. Şimdi bir ya çadır. Tamam efendim. Ya şey transfer. Biz hemen. Gönderilme işlemlerini falan kendimiz yapıyoruz şeyini. Şöyle yapıyorum ben. İyilik yapmak isteyenle ihtiyaç sahibini yan yana getiriyorum. Anladım, tamam mı? Anladım. Dolayısıyla yani doğru yapılmasını sağlıyoruz biz bu işin. Anladım. Burada burası için yardım edeceğim bir. Başkaları varsa başkaları için de edeceğim. Ama ve lakin 1150 yatak organize ettik. Teşekkür ederim. Otel Allah benim değil. Arkadaşlarımız. İyilik yapmak istiyor. Ben siz de yan yana getirmeye çalışıyorum. Elimden merakımı görüm dedim. O canım. Dur bir şey ihtiyacımız Vallahi var mı? Valla bir şey ihtiyacımız nasıl? Evlerimiz yok. Başka bizim ne ihtiyacımız olur? Evde hiç kimse de yok. Gitti değil mi? Her şey abi evlerimiz orada. Sen meydana bak. Sen de mi aynı? Aynen hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Kurban oldum. Allah'ım devletimize, ümmetimize Allah'ım şey versin de bizi kurtarsın. Amin, bizi. Biz amin. Soğuktan donuyoruz. Başka bir şey değil. Soğuk yok. Bak. Çok aşırı. Gelmedi mi tüp size? Yok bir şey. Tüpümüz yok. Vallahi yok. Mama yediremiyor. Kırklı bebeğim var. Mama yiyemiyor. Akşam kalkıyor. Öyle açsız yatıyor. 40 günlük mü? Daha küçük, daha kırklı. Yani şey mesela çocuğumuz sorunlarımız var. Daha kırklı bile çıkmadı bebeğimin. Aa. Vallahi gece hayatı sahiplerimiz onca eş yemiyor. Yapıyor. Kocam hammalcılık yapıyordu. Peki şey şimdi kaç çocuk var? İki kızım var, bir de yeni doğdu. Daha yeni küçük. Doğdu. Hı-hı. Peki şimdi sizin burada kalmak mecburiyetiniz var mı şu anda? Valla evlerini de bırakıp gidemiyoruz. Davarlarım var, bırakıp evlerini gidemiyoruz. Bırakıp gidemiyoruz. Ev var. Evleri mecbur yani yoksa bıraksak da alan talan ediyor ki götürüyorlar. Anladım. Anladım. Doğru. Sadece ben sen tüp istiyorum, gidemiyorsun. Bir de yakacak şey istiyorum. Zoba istiyorum. Başka bir şey istemiyorum çocuklarıma. Bir tüp. Tüpümüz yok. Bir de yakacak zoba. Tüpümüz yok. Evet, evet tamam. Bize ben büyük her küçük tip olmasın. Hem bebeğim var çünkü süt falan duruyorum. Akşam mama yapmam yemine kalkıp çadırın içinde. Tamam. Sadece tamam. O. Mama da verelim. Hı-hı. Yani kimlik falan istiyorsunuz mu? Yok be. Hayır. Yok telefon numarası o kadar. Telefonumuz da vallahi yok. Sana telefonum... nasıl ulaşacağım? Sana benim telefonum var. Sen ver de ver ikinize. Aynı yan yanda. Tamam. Tamam. Sen ne kimlik lazım? Ben numaramı bilmiyorum. Çok teşekkür ettik. Allah razı olsun. Çok merak ediyordum. Gördüm şükür. Hay canım benim. Valla. Kurbanım Allah'ım sıkmaz. Muhammed olan sen misin? Sen de Muhammed'din değil mi? Ne oldu eline? Düştü. Düştün. Kurban oldum Allah'ım. Hemen olursa. Ayakkabı mı istiyorsun? Ha, tamam olur. Şöyle de yazabilirsin. Tamam. Tabii. Bak onlardan bahset. O elbette yapılacak. Şimdi mesela küçük çocuğu olan. Burada soğukta şeyde. Onlara yardımcı olmaya çalışır. Bir de böyle bir imkan var. Arzu eden için söylüyorum ben bunu. Şimdi, ha, şimdi siz benden ne istiyorsunuz? Şimdi şu an sadece insanların yani şu tepenin öbür tarafına gidin. Çadırsız insanlar var. Dışarıda kalıyorlar. Soğukta. Çocuklar. Şimdi şu an
Millet elinden gelen yardımı yapıyor. Evet. Köylerden geliyor. Evet, aynen öyle. İnan bir şehirlerden geliyor, her yerden gelen var. Başkanım. Ama biz şimdi şu an burada çıktığımız an deniz kenarında bizim herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim buradaki insanlarımıza yardım etmemiz lazım. Bir de başkanım, sağ olan ailem salamat bir yerde olsa vallahi ben inşaat gezip yıkım gezip tamam, yemin tamam, edeyim peki, yardımcı olacağım. Tamam peki, o zaman burada çözeceğim, tamam. Rica ederim. Benim acilen 5 tane çadıra ihtiyacım var, bunu alamıyorum. Çocukları yeni doğmuş bebeler var. Karşımda 14 akrabasını kaybetmiş biri duruyor. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla Allah hepimiz için. Dolayısıyla bir fark var. Biz o zaman hava sıcaktı, şimdi soğuk. Evet. Yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tecrübem neyse onun üzerinden biz yardım etmeye uğraşıyorum. Soğuğa dayanabiliriz ama yeni doğmuş bebeler işte soğuğa dayanamıyor. Mesela 40'ı çıkmamış bebek var burada. Çocukları ütülüyor. 40'ı çıkmamış bebek var kardeşim. Biz aç olarak dayanabiliriz yani, ama çocukları kesinlikle durduramıyor.